Xitayning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan sistematik assimilatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosatining eng ro'shan misollaridan biri yig'ilish lageridir. Ma'lum bo'lishicha, zolim Xitoy hukumatı Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarini kuchaytirmoqda ekan. Shuning bilan birga, doiralar atalmish nol Kuvaytni bahona qilib, Uyg'urlarni karantin lagerlarida sovuq va ochliqqa mahkum qilmoqda. 10 dekabr Dünya Kişilik Hukuk Günü münasibeti bilen İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'de Şarq Türkistan'daki irqi qırğınçılık ve haq hukukunu izdeş temasida söhbet ve ahbarat elan kılış yığını ötküzüldü. Söhbet yığını başlaştan burun ahbarat elan kılış yığını ötküzülgen bulup İHH İnsani Yardım Vakfı Raisi Bülent Yıldırım sözü de İslam dünyasını Xitay'a karşı birlik asıl kılışkı çakırdı. Uyghur Sot Kollegiyası 2021-yılı 9 dekabr günü London'da açkan 2-ci qetimlik sotida Xitayning Uyghurlarga yurgizayotgan bastirishlari üstidan irqiy qirg'inchilik ve insoniyatga qarshi jinoyat degan qarorni chiqargan edi. Bu munosabat bilan dunyoning bir qism ellarida Xitayning irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyishlar olib berilgan. Germaniyaning Myunxen shahrida 9 dekabr tushdan keyin Xitoy konsulxonasining oldida namoyish o'tkazildi. Fransiya poytaxti Parijda mo Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash namoyishi o'tkazildi. Xabar qilinishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping Saudi Arabistonidagi 3 kunlik ziyorati jarayonida Paris qo'ltig'i davlatlari bilan bo'lgan neft va tabiiy gaz savdosida Xitoy puli ishlatish ustida tirishadiganligini aytgan. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministerligining muavin bayonotchisi Vindat Patil Xi Jinpingning Riyad hukumatı bilan mudofaa, energiya va texnika qatorliq sohalarda imzolangan hamkorlik kelishimlariga qarta Saudi Arabistondan Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi birini tanlashni talab qilmaydiganligini aytdi. Serbiya prezidenti Vučić xalqqa qilgan so'zida Serbiya-Kosovo munosabatini baholadi. Vučić Shimoli Atlantik Akti tashkilotidan Serbiya armiyasi va saqchilarini Kosovoning shimoliga o'rlashtirishni talab qiladiganligini aytdi. 2022 yillik dunyo lo'nqisi futbol musobaqasida Marokash chorak final qolg'ish musobaqasida 1-0 natija bilan Portugaliyani mag'lub qilib, 4 kuchli komanda qatoriga kirdi. Bunun bilan Marokash dunyo lo'nqisi tarixida yarim final qolg'ish musobaqasiga kirgan tunji Afrika va Arab davlati bo'lib qoldi.